Sevgili dostlar, anlatımımıza burada devam ediyoruz. Onlar şimdi benim elimde ama siz de görebiliyorsunuz. Bakın, klasik Osmanlı hamamlarından biraz farklı özellik gösteriyor. Nedir o? Hani soyunmalık bölümü en az sıcaklık bölümü kadar da büyüktü ve kare planlıydı. Bunda ise ve merkezi bir kubbe vardı sıcaklık bölümünde. Burada ise farklıdır. Soyunmalık bölümü neresiydi? Şu anda içinde bulunduğumuz yer soyunmalıktı. Burası yıkıldı. Onun arkasındaki kısım, asıl sıcaklık kısmı ise 6 tane kubbeyle kapatılmış 6 birim var. Yani dediğim gibi klasik Osmanlı hamamlarına benzemiyor bu açıdan. Diğer bir özelliği buranın da bu yapının batısında güney batısındaki külhan kısmı ve başka duvarlar burada daha önce var olan bir Lüzinyan dönemi yapısından yapısından faydalanarak bu hamam ortaya çıkarıldığı kaynaklarda belirtiliyor. Şimdi aynı şey yukarıda da vardı. Cafer Paşa'da da. Hani Şam Fereskan Kilisesi'nin bir bölümü kurmalı diye. Ki Osmanlı pratik düşünüyor. Mimaride insanlık tarihinde bunu da görüyoruz biz. Nasıl ki Roma dönemindeki tapınaklar Hristiyanlık döneminde kiliseye çevrildi. Aynı şekilde işte buradan giden Katoliklerin bıraktığı ibadethaneler camiye çevrildi. Veya yıkılmış birkaç duvarı kalmış yapıyı değerlendirirler, o duvarları kırılarak başka bir yapıya çevirebiliyorlar. İnsanlık tarihi, mimarlık tarihinde bu çok olağan ve normal. Şimdi bu soyunmalık kısmı tamamen yok oldu dedik. Buradan asıl hamama girildi. Fakat içerideki kubbeler tamamen Osmanlı yapısı. Kapatmışlar mesela, aşağı tabağa girelim buraya. Valla tehlikelidir. Kızından girmesinler. Tehlikelidir ya, çocukları girse içeri. Hamamımızın maalesef harap şekildeki görüntüsü. Soru işareti. Şimdi buradan aşağıya gelirseniz bu tarafa geçip Lüzinyan dönemindeki kilisenin kalıntılarını ve hamamın duvarlarındaki eklentileri görebiliriz. Evet. Yani ama tabii kapalı olmaz. Ne diyor? Burada bir şey yani.